Çok memnun oldum arkadaşlar. Ama fikir çok iyi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten hepinizin elinize sağlık. Yarışmada da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bilişim Vadisi Milli Teknoloji Hamlesi'nin ulusal ve uluslararası alanda dünyayı değiştirecek projeleri üstlenmesi için kurulmuş bir yer. Bir teknoloji geliştirme bölgesi ve bizim ana başlıklarımızdan bir tanesi de mobilite ekosisteminin geliştirilmesini sağlamak. Bu kapsamda tam 3 yıldır robot taksi otonom araç yarışlarını T3 Vakfı Teknofest kapsamında yürütücülüğünü yapmakta ve son 2 senedir de ev sahipliğini yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz pistte gençleri görüyoruz. Gençleri pistlerde görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 17 takımla yarışmaları yürütürken bu sene 36 takıma çıktık. Daha önceki yıllarda 3 senedir devam ettirdiğimiz bir süreç bu. O dönemdeki yarışlara katılanların sayısı onlardayken bir sene sonra buraya kendi pistimizi yapıp ve bu pisti her zaman kullanabilecekleri bir alan olarak da yaptık. Sadece yarışlar zamanında değil, dileyen öğrencilerimizin, bu alanda yarışmak isteyen tüm girişimcilerin gelip de burayı kullanabilecekleri bir alanı da inşa etmiş olduk. Bu noktada geçtiğimiz yıl 17'ye çıkarken sayı bu sene 36'ya çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz, her yıl neredeyse %100 artışla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda belki 70'leri 100'leri bulacağız. Hedefimiz bu. Geçtiğimiz yıl Saitem, Sakarya Üniversitesi takımı birinci olmuştu. Bugün bu arkadaşlar Türkiye'nin elektrikli otonom otobüsünde çalışıyorlar şu anda. O projenin içerisindeler. Dolayısıyla ülkemizin yeni nesil araç teknolojisine, haberleşmeden tutun da tüm hareketli parçaları, mikromobilite, binek araç, ticari araç diye sınıflandırabileceğimiz tüm alanlarda çalışabilecek, arkamda gördüğünüz gençler çalışabilecek, yeni araçları üretebilecek kişileri burada hem yetiştiriyoruz hem entelektüel sermayemizi artırıyoruz burada. Bu sene yarışmanın konseptinde farklılıklar var. Konsepti ikiye ayırdık. Hazır araç kategorisi ve özgün araç kategorisi. Özgün araçta farklı tasarımlar var bu sene. Çok daha eğlenceli açıkçası. 89 model aracımız da var, son model aracımız da var. Onlar tamamen her şeyi, yazılımını, donanımını her şeyi kendisi yapıyor. Alanda biz sadece testlerini yaptırıyoruz onlara bu kısımda. Hazır araç kategorisinde biz ekiplere toplamdaki 7 ekibe 3 farklı araç verdik. Bu araçlar tamamen aynı özellikte. Otonoma hazır araçlar bunlar. Üzerlerinde radarları, GPS'leri her şey mevcut. Ekipler geliyorlar bu araçlara, yazılımlarını yükleyip kendi yapay zekalarını bu araçlara çalıştırıyorlar. Bu sene farklı bir çalışma da yaptık. Normalde geçen sene yapmamıştık bunu. Bu sene 4 haftalık bir süre verdik ekiplere. Onlar geldiler, 4 hafta boyunca pisti kullandılar. Pistteki tüm levhaları, trafik ışıklarını, her şeyi test ettiler. Sıkıntılarını gördüler, problemlerini çözdüler pist içerisinde ve pist dışarısında. Günde 14 saat, toplamda 600 saatten fazla beraber çalıştık ve test yaptılar bu ortamda. Aracımız 89 model, hazır bir serçe. Hurda olarak aldık kendisini. Yarışmanın konsepti için bir taksi haline getirdik. Şu anda kendisi herhangi bir şoför olmadan otonom olarak gidebilmektedir. Önünde bir kamerası var. Şu anda yoldaki şeritleri okuyarak şeritleri takip etmektedir. Ekstra katmış olduğumuz bir özelliği, şu an kendisi elektrikle hareket ediyor. İçerisinde 6 adet akü bulunuyor ve bu aküyle 1 saat boyunca hareket sağlayabiliyor. Şu an başarılı bir şekilde şeridimize tekrar girdi aracımız. Önümüzde bir virajımız var. Şimdi o virajı aldıracağız aracımıza. Aracımızı sanayi bölgesinde ve kenarda hurda olarak bulduk. Aracımız 1989 model, çok eski bir araçtı. Birçok çürüğü vardı, birçok içerisinde motoru, şanzımanı, bütün sistemiyle bir eski haliyle duruyordu aracımız. Daha sonra biz aracımızın içerisine açtık. Sanayideki ustalarımızın da yardımıyla içerisini komple boşalttık. İçerisindeki motor, şanzıman, bütün kutularını aracın dış bölümünü aldık. Aracımızın daha sonra elektrikli aksamlarını bağlamaya başladık. Tamam, daha sonra aracımızın üzerine kendi yapmış olduğumuz özgün yazılımımızı yükledik. Yazılım ekibimiz bunun üzerinde çok büyük uğraşlar sağlayarak 1989 modelde üretilmiş bir aracı otonom olarak, sürücüsüz olarak hareket ettirebilir hale getirdiler. Aracımız şu anda normal diğer araçlardan farklı olarak içerisinde 5 kişiyi bile taşıyabilir halde. Yani bir aile arabaya bindikten sonra otonom olarak istedikleri yere gelecekte, haritadan işaretlediklerinde rahatlıkla gidebilecekler bu araç sayesinde. Biz takım olarak bu
Yarışmamızın adı Robotaksi'ydi. Biz de bu Robotaksi'ye uygun bir araç getirmek istedik. Aracımız lacivert değil kaldığında dedik ki bunu sarıya boyayalım, bir taksi olsun. Çünkü sonuçta duraktan yolcu alacak, durağa yolcu bırakacak, sonra park alanına gelecek. Yarışma konseptini olabildiğince uydurabilmeye çalıştık. O kadar böyle hayallerimizi süsledik ki yanına dama koyarız, ondan sonra önüne tampon ekleriz, onu yaparız, bunu yaparız. Sarı olur, üstü beyaz olur dedik. Hayallerimize de kavuştuk. Saitem ekibi geçtiğimiz sene Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'nda Türkiye birincisi olan ekiptir. Bu birincilikten sonra, elde ettiğimiz bu birincilikten sonra da ekibimizden çeşitli üyelerimize, özellikle savunma sanayi ve otomotiv sanayinde çeşitli firmalardan staj imkanları sağlandı ve iş imkanları sağlandı. Ekibimizden mezun olmuş birkaç tane arkadaşımız da şu anda otonom otobüs projesini gerçekleştiren bir firmada çalışmaya başladılar. Geçen sene elde ettiğimiz birinciliğin üstüne tabii ki ekibimiz çalışmaya devam etti ve sürekli aracımızı geliştirmeye devam ettik. Özellikle yazılımsal anlamda daha iyi sürüş, daha stabil bir sürüş sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam ettik. Aynı zamanda park algoritmamızı geliştirdik. Bu sene yarışmaya daha hazır bir şekilde geldik. Robotaksi yarışları bize bilgi katıyor, tecrübe katıyor. Onun dışında dediğim gibi yani bu kadar son teknoloji olan bir alanda ülkenin rezervini oluşturmaya çalışıyoruz. Biz daha çok bu alanda beceri sahibi olmuş, yetenek kazanmış mühendisler olarak yetişip piyasaya çıkmak istiyoruz. Aracımızın kabuğu, şasesi, içerisinde bulunan batarya yönetim sistemi, batarya paketi, ondan sonra araç kontrol sistemi, otonom yazılımlar zaten bize ait. Bu tarz bütün aksamlarımızı kendimiz yaptık. Açıkçası Yozgatlı olduğumuz için, yani daha küçük bir şehirde olduğumuz için sınırlı imkanlarda tamamen kabuk dahil olmak üzere. Yani hani artık mühendisliği geçip daha çok işçi gibi çalıştık. O şekilde yaptık. Her şeyle özgün bir araç tasarladık. Yarışmanın ismi Robotaksi olduğu için dedik ki bir eski bir taksi konsepti verelim.